Merhabalar. Size bugün bu videoda başarının sırrını anlatacağım. Başarının sırrı asla pes etmemek değil, ne zaman vazgeçeceğini bilmektir. Sırrı videonun en başında verdik. Şimdi Evet, kimse iyi videoyu oldu izlemeyecek. Bence hiç onu söyleme ya. Ama durun, şimdi izah edeceğim. Lütfen benimle kalın. Neden vazgeçmeyi bilmek bu kadar önemli başarılı olmak için? Onu şimdi izah edeceğim. Ben bu hafta Dip adındaki bu kitabı okudum. Son derece kısa, kolay okunabilir bir kitap. Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap diye izah etmiş yazarı Seth Godin. Ben zaten vazgeçmenin öneminden daha önce başka bir videomuzda da bahsetmiştik. Onu da isterseniz buradan izleyebilirsiniz. Bu sürekli duyduğumuz bu devirde işte asla pes etme, başarı pes etmeyenlerindir, pes edenler asla başarılı olamazlar tarzı söylemlerin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Seth Godin de kitapta benim bu fikrimi onaylıyor. Ve söylediği şey şu: başarılı insanlar da pes ederler. Sadece doğru zamanda doğru şeyden vazgeçmesini bilirler diyor. Buna da aslında stratejik vazgeçme adını veriyor kitapta. Bir de reaktif vazgeçme ve seri vazgeçme dediğimiz şey var. Yani sürekli bir şeye başlayıp vazgeçme, başka bir şeye başlayıp vazgeçme vesaire. Bu seri vazgeçme. Bir de reaktif vazgeçme. Yani bir şeylere böyle tepki olarak kolay vazgeçme dediğimiz şey de reaktif vazgeçme diyebiliriz. Bunlar işte genelde başarısız insanların yaptığı vazgeçmeler. Ama stratejik vazgeçme öyle değil. Ve stratejik vazgeçmeyi uygulayabilmek için de şeyi iyi anlamamız gerekir diyor. Yani insanları vazgeçmeye doğru iten şeylerin ne olduğunu iyi anlamamız gerekir diyor. Ve bunun için de bize 3 tane eğriden bahsediyor. Bir tanesi işte kitaba da adını veren dip. Dip şudur. Mesela bir işe başlıyorsunuz. Çok heveslisiniz. Çok heyecanlısınız. Her şey çok güzel. Böyle öğrenebildiğiniz kadar çok şeyi öğreniyorsunuz vesaire. Böyle başlıyorsunuz, çok güzel övgüler alıyorsunuz, işte her şey çok heyecanlı, her şey çok güzel, sürükleyici. Sonra yavaş yavaş böyle bir düşen bir eğilim gösteriyor ve şuraya geliyorsunuz. İşte burası dip dediği yer Seth Godin'in ve dip artık o birazcık o ilk baştaki heyecanı kaybettiğiniz, biraz böyle zorlanmaya başladığınız, biraz böyle yorulduğunuz kısım. Ve açıkçası sanırım ben şu an dipteyim. Hatırlarsanız, eğer izlediyseniz bilirsiniz, ne kadar yorulduğuma ve birazcık motivasyonumu toparlamakta zorlandığıma dair bir video çekmiştik. Onu da buradan izleyebilirsiniz. O yüzden ben şu dönemin aslında bir dip olduğunu düşünüyorum. Yaptığınız işi en iyi şekilde yapma konusunda çaba göstermeye devam ederseniz yavaş yavaş yükselen bir ivmeyle sonunda başarıya ulaşacağınızı söylüyor. Yani başarılı insanların dipten çıkabilen insanlar olduğunu söylüyor Seth Godin. İkinci eğrimiz de Fransızca'da çıkmaz sokak anlamına gelen cul-de-sac. Yani başlıyorsunuz bir seviyede, çalışıyorsunuz, 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 aynı seviyedesiniz, çalışıyorsunuz, 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 aynı seviyedesiniz. Ne kötüye ne de daha iyiye doğru gittiğiniz bir eğim yok. Dümdüz bir eğri. Bu da çıkmaz sokak. Çıkmaz sokakta olduğunuz anda çok daha fazla vakit kaybetmeden aslında orayı terk etmeli ve kendinize daha iyi yapabileceğiniz bir hedef belirlemeniz gerektiğini söylüyor. Diğer bahsettiği eğri de uçurum. Uçurum da düşene kadar bırakmadığınız ve düştüğünüzde sizi paramparça eden durum. Sigara bağımlılığından örnek veriyor mesela işte Seth Godin. Diyor ki yani sigarayı da kullanırsınız, 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 bir türlü bırakamazsınız. Ama ne zaman ki sizin sağlığınızla ilgili çok ciddi sonuçlara yol açar, İşte o zaman bırakırsınız. Hatta o zaman bile bırakamayan insanlar var ve sigara onların sonuna sebep bile olabiliyor diyor. Buna hani uçurum için buna bir örnek veriyor. Cul-de-sac ve uçurumu muhakkak terk etmeniz gerekiyor ama eğer dipteyseniz yola devam edebilirsiniz. Peki ben dipte miyim yoksa cul-de-sac'ta mıyım, onu nereden anlayacağım derseniz, ben mesela şu an neden dipte olduğumu düşünüyorum, kendimden örnek vereyim. Çünkü mesela daha hala bu YouTube kanalı ile ilgili daha yapabileceğim her şeyi yapmadığımı, daha iyi birçok şey yapabileceğimi düşünüyorum. Daha birçok hayata geçiremediğim birçok fikrim var. Atıyorum YouTube kanalımın pazarlamasını bile doğru düzgün yaptığımı söyleyemem. Yani başlarda birkaç tane Instagram reklamı verdim ama onun dışında pazarlamasına dair kanalın hiçbir şey yapmadım. Mesela pazarlamayla ilgili daha çok yapacağım şey var. İçeriklerle ilgili zaten daha yapacağım çok şey var. Röportaj fikirleri var. Belki başka YouTuberlarla işbirliği vesaire yapabilirim. Yani ben bu kanalı aslında daha iyiye taşımak için hala daha atacağım kurşunlarım var. Yani son kurşunumu atmadım. O yüzden de dipte olduğumu düşünüyorum. Daha yapacak şeylerim olduğunu düşündüğüm için de bırakmaya hazır değilim. Ya tamam, ben çok yoruldum artık, yapmayacağım bu işi dediğimi
Yani düşünemiyorum bile ve bunu düşündüğüm zaman yani çok böyle kolay pes etmişim, yarı yolda bırakmışım gibi hissedeceğim, buna eminim. Ama mesela şöyle olsaydım, ya ben yapacağım her şeyi yaptım, artık daha fazla ne yapabilirim bilmiyorum. Yani bundan daha ötesi yok benim için dediğim bir noktada olsaydım, işte o zaman vazgeçme konusunda da belki içim daha rahat olabilirdi. Belki o zaman bu benim artık bir çıkmaz sokağa girdiğimin göstergesi olabilirdi. O yüzden de hani vazgeçmeyi kolay kabullenebilirdim ve belki daha başka projelere enerjimi ve emeğimi sarf etmeye karar verebilirdim. Ben geçmişte bir sürü şeyden vazgeçtim açıkçası. Yani ne bileyim, işte ortaokuldayken gitar dersi aldım. Sonra yarı yolda bıraktım. Ondan sonra bir dönem korodaydım. İşte koroda da baktım çok bir ışık göremiyorum. O koroda da daha profesyonel olma yolunda ilerleyemedim. Bir dönem izlediğim filmlerle ilgili yorumlarımı paylaştığım bir Instagram hesabım vardı. Onu da bıraktım. Yani... Bir şey söyleyeyim mi? Keşke bırakmasaydın. Evet hiç. Abi. Yani kusura bakma da orada senin hatan var yani. Bak net. Sen onu şu ana devam ettirmiş olsaydın... Çok fenomen bir hesap olabilirdi o hesap. Yani evet, belki olabilirdi ama işte yarıda bıraktım. Ama niye yarıda bıraktım? Çünkü yani doğum yaptım ve ben eskiden izlediğim kadar film izleyemez oldum. Film ama izleyemediğim için de yorum yazamaz oldum. Aslında o biraz o sebep bir şeyim oldu. Var. Bir sebebim var. Sebepsiz değil yani. Evet, sebepsiz yarıda bırakmış değilim. O zamanki şartları değerlendirdiğimde yani benim o hesabı devam ettirebilmem için daha çok film izlemem, o filmlerle ilgili yorumlarımı paylaşmam gerekiyordu ama film izleyemez olunca yani devam ettiremedim. Başkalarına devretmeye çalıştım. Hani halen film izleyen arkadaşlarıma. Onlar da çok sahiplenemediler projeyi. Dolayısıyla o hesap öyle kala kaldı. Şimdilerde yine başladım film izlemeye ama işte artık YouTube kanalım var. Bütün enerjimi ve emeğimi buraya harcadığım için, enerjimi de dağıtmak istemediğim için o hesabı yeniden canlandırıyorum. Belki... takipçilerinden bu işe gönüllü olabilecek olanlar var mı? Var, yazsınlar evet. Bu işe gönüllü olan varsa yazsın. Yani tabii. 3000'e yakın takipçisi var. Aynen, hala öyle. Daha. Sayfa düzeninde çok güzel bir düzen. Evet, fena da değil. Yani eğer bu işe gönüllü olanlar varsa... O zaman ne diyelim? Instagram hesabı. Şuradan hesaba bakabilir. Açıklamalara işte yorumlarınızı da bırakın. Eğer gönüllüyseniz ben size o hesabı bir şey yaparım. Bir girer incelersiniz. Ya ben bunu devralırım. Çok da güzel yaparım diyorsanız size çocuğumu öyle emanet edebilirim. Evet, vazgeçmek ve vazgeçmemekle ilgili durum budur. Bu kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Hani dip nedir, küldosak nedir, hangi durumlarda devam etmeliyiz, hangi durumlarda pes etmeyi bilmeliyiz. Bunu çok kısa bir şekilde ve sade bir dille anlatan bir kitap. Bunu size tavsiye ederim efendim. Evet, bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.